Beyaz kurt video yapmış bir bakalım ne yapmış Beyaz kurt kardeş Türkiye'nin Türkiye'nin en büyük omurgasızı geliyor. Hazır mısınız? Hayır, hayır. Devlet Bahçeli asla değil. Bugün karşımızda Devlet Bahçeli'yi sollamış ve birinci olmuş bir kişi var. O kişi Sinan Oğan. Evet, Sinan Oğan. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan Erdoğan'ın yanında yeni bir kişilik. Kimse bizim karşımıza Türklükle de, de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ...ayaklarının altına almış bir iktidar. Yeni bir sözde Türk milliyetçisi... ...katıldığı Babala TV programında... ...Türk bayrağındaki Türk ismini çıkarmayı teklif eden Hüdapar'la... ...Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir? ...diye Devlet Bahçeli'yi tamam. eleştirip... ...şimdi Hüdapar'la yan yana gelen Türk milliyetçisi... ...zamanında AK Parti'ye hırsız diyen... ...Türkiye'yi şöyle batırdı, böyle hmm. batırdı diyen... ...ve yine Erdoğan'ı Suriyelileri ülkeye sokmasından dolayı binlerce kez eleştiren... ...zamanında atmış olduğu bir tweette... AK Parti tarafından bize teklifler geliyor ama biz omurgalıyız diyen Sinan Oğan. Bugün ne yaptı biliyor musunuz? Erdoğan'a desteğini açıkladı. Ya bu siyasetçilere cidden güven olmaz. Bakın benim burada kendisini eleştirme sebebim adamın görüşlerinin bana uymaması değil. Omurgasız olması. İkisi arasında büyük bir fark var. Yani atıyorum aranızda bir sürü kişinin muhtemelen benimle görüşleri uyuşmuyordur. Görüşlerimiz farklıdır. Bunda bir sıkıntı yok. Ben yine sizle aynı masaya oturur, düzgün bir şekilde sohbet ederim. İki medeni insan gibi. Görüş ve fikirler aynı olmak zorunda değil. Ama sen bugün söylediğin şeyin ertesi günü tam tersini söylüyorsan bir öyleysen bir böyleysen ve kendinle çok çelişiyorsan işte o zaman omurgasız olursun ve Sinan Oğan tam bir omurgasız. Bu adam Erdoğan'a demediğini bırakmadı. Ne Kandil Dağı ne Domuz Bağı dedi. Biz iki taraftan da olmayacağız dedi. Domuz Bağı'nı, seçti. Domuz bağını tercih etti. Ve hayır gerçekten benim bu adamı eleştirme sebebim Kılıçdaroğlu'na katılmamış olması da değil. Katılmayabilirdi abi. Tarafsız da kalabilirdi. Çıkardı ve derdi ki ben Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini düşünüyorum. Bana şu şu yönden uymuyor bu yüzden de kendisine katılmayacağım diyebilirdi. Ve tarafsız kalabilirdi. Ama Erdoğan bu adamın görüşlerine bariz uymayan birisi. Ve sen buna rağmen çıkıp da Erdoğan destek... Ne depremi ya? Ne oldu? Oğlum bak troll mu rol yapmayın şu konuyla alakalı. Evet. Maraş'ta. Allah. Adana tarafında deprem olmuş. 4.5 falan tahmini diyorlar. Bir şey olsun. Problem çıkmaz umarım. Baktım şimdi. deklersen işte ben sana o zaman omurgasız derim. Hele ki Ata İttifakı'nın üyeleri bile sana aynen bunu söylüyor. Ümit Özdağ bile muhtemelen şu anda bu kararının arkasında değil ve seni biz Ümit Özdağ sayesinde duyduk, tanıdık. Abi sen nasıl bir insansın lan? Bir Türk evet. milliyetçisi gerçekten nasıl Hüdapar'la yan yana gelebilir? Bak bana saçma sapan HDP, MDP demeyin şu anda. HDP masada bile değil, ittifaka dahil değil. Ama Hüdapar Cumhur İttifakı'nın masasında ve bizzat AK Parti'nin listesinden meclise girdi bu adamlar. Oğlum bu adamların meclise AK Parti soktu. Ve bu adam daha geçen yaptığı açıklamada PKK'da Hizbullah'ta terör örgütü değildir dedi. Buyurun dinleyin. Hizbullah terör örgütü müdür diye sorsam. Hayır çok da söylemiyorum değil midir? Bilmiyorum. Siz öyle algılayabilirsiniz ama ben öyle isimlendirmiyorum. PKK terör örgütü mü? PKK diyorum ben bir, yani birileri illa şu şekilde isimlendirir bu faşizmdir. Yani sen hem Kandil Dağı'nı hem de Domuz Bağı'nı tercih ettin. Tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Ya biz senden ne bekliyorduk ki zaten? Aptallık gerçekten hepimizdeydi. Bir babalaya çıktı kibar davrandı nazik konuştu diye yapmaz böyle bir şey dedik güvendik. Ama sen güvenimizi boşa çıkardın. Bir taraf belirlemek zorunda değil. Niye güvendiniz o? Yani babalı programının da performansı güzeldi bu arada onu hala söylüyorum da. Sadece Sinan Oğan için değil yani siyasetçi her şey yapar. Genel hepsi için geçerli. İsim vermeden hepsi. Değildin. Ama sen bunun üstüne sana en uzak olan tarafı seçtin. Bakın bu listedeki görüşlerin hiçbirine AK Parti uymuyor. Ne... HDP Üda para ne taviz verdiniz? Bunları geri alacaksınız. Ya muhtemelen Erdoğan'a şey falan demiştir. Geri alırsanız çok iyi olur. Tamam almasan da olur. Alma. Ama ne olacak sanki ya. Tabii. Anayasanın ilk dört maddesi Türklük tanımının yapıldığı 66. madde. Değişmeyecek devlet, tarikat ve cemaatlerden geri alınacak. Tam Erdoğan'ın yapacağı iş. Devleti cemaatlerden geri almak. Tam Erdoğan'ın yapacağı iş. Sinan Erdoğan'la beraber muzaffer olacaktır. FETÖ ile mücadele edilecek. Nebati ile beraber, Bekir ile beraber çok iyi mücadele edersiniz eminim ki. PKK ile mücadele edilecek artık mektuplarını okumak dışında. 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına geri dönecek. Hiç şüphemiz yok. Hiç şüphemiz yok. Tam AKP'lik şeyler bunlar. Parlamenter sisteme geçiş süreci başlayacak. Ne Suriyeliler gidecek, ne parlamenter sisteme geçilecek, <laughs> ne Hüdapar'dan uzak durulacak, ne de anayasanın ilk dört maddesi tehdit altına girmeyecek. Çünkü Hüdapar bunun değişmesi gerektiğini açık... Ya ve net... sadece Hüdapar değil, AKP bu konuda bakın karşı devrimci bu adamlar. Yıllardır böyleler bunu da anlatmaya çalışıyoruz yani bir şekilde söylemişti. Ama mesela Kılıçlar... adım adım yapıyorlar da zaten. Hani adım adım yapıyorlar bunların hepsine uyuyordu. <laughs> Uysa bile ona katılmak zorunda değildin ama bak tekrar söylüyorum. Tarafsız kal. Katılmıyorum de. Ben bu adamın yenileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu adama ortak olmak istemiyorum de. Bu senin düşüncen ve bu seni omurgasız yapmazdı. Belki senin fikirlerine katılmazdık, görüşlerine uymazdık. Eyvallah ama sana kimse omurgasız diyemezdi. Sen yine omurgalı bir siyasetçi olmaya devam ederdin. Ama bu verdiğin en iğrenç karardı ve ben tepkimi seni takipten çıkarak koydum. Türk gençleri de umuyorum ki bunu yanına bırakmayacaktır ve bu yaptığını asla unutmayacak. Tepkisini gösterecektir. Ta sadece takipten çıkma değil, gidin tweet atın, yazın. Arkadaşlarınız varsa destekleyen bu konuda konuşun. Gerçek hayattaki arkadaşlarınız, bilmem ne, aileniz varsa aile ailenizdekilerle konuşun, anlatın meseleyi. Özellikle ben şu meselenin üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Sinan Ateş meselesi üzerinde yani Sinan Oğan'ın bu konuyla alakalı konuşma, hiçbir herhangi bir şey yapma hakkı yoktur. Tekrar söylüyorum bu konuyla alakalı Twitter hesabıma yazdım. Bunu sil yani Sinan. Üçüncü kere söylüyorum ki millet de tepki gösteriyor şu an bunu. En son 20 dakika önce falan girilmiş. Ben bunu canlandıralım bunu tekrar ya. Atıyorum tweet'i. Hem buradan gidin kendiniz de yazın. Ah bıraktım çete. Erlik ima etti. Eski haberdim bu? 19 Mayıs. Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile Oğan'ın görüşmesine şaşırmayın diye bir yol ayrımı fotoğrafı atmış Erlik. Konuşmuştuk da bu meseleyi. O gün gelen bir cevap. Erlik kim amık? Sinan Oğan ve Ümit Özdağ stratejik bir dehadır. Vardır bir planları. Babalar bir oyun kuruyor. Saygı duyun. Kırk Göktürk. Havalar bir oyun kuruyor Dört bin yıllık devre taklı devrede.